Evet arkadaşlar, işleminin sonucu kaçtır? 9 üzeri 4 bölü 81 üzeri 4. Burada düzenleme yapalım. 9'un yerine 3'ün karesi olduğu için 3'ün karesi üzeri 4. 81'in yerine 3'ün 4. kuvveti olduğu için yazıyorum. Eşittir. Üslü ifadelerle üsler çarpılır. 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 16 yazıyoruz. Burada bölme işleminde üsler çıkartıldığı için 3 üzeri 8 eksi 16 yazıyoruz. Yani 3 üzeri eksi 8 olarak buluyoruz. Cevabımız 3 üzeri eksi 8 B şıkkı. 16 üzeri 16 sayısının çeyreği aşağıdakilerden hangisidir? Çeyrek demek 1 bölü 4 çarpmak demektir veya 4'e bölmek demektir. 16 üzeri 16'nın 4'e bölünmesi gerekiyor. Düzenleyelim şimdi. 16 yerine 2 üzeri 4 yazıyoruz. 16. kuvveti bölü 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyoruz. İşlemi devam ettirecek olursak üstler çarpılır. 2 üzeri 64 olur. Bölü 2 üzeri 2. Bölme işleminde üstler çıkartıldığı için 2 üzeri 64 eksi 2'den 2 üzeri 62 cevap Denizli olur. Bu sorumuzda arkadaşlar 6 üzeri a, 3 üzeri a şeklinde ifade var. Burada bakın üstler aynı olduğu için ben bunu ortak bölme olarak yazabilirim. Yani 6 bölü 3'ün A kuvveti olarak yazabilirim. Eşittir. Buradası 1 bölü 8. 8'in yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. Eksi 3. kuvveti diye düzenliyorum. Devam ediyorum. 6 bölü 3 2. 2 üzeri A eşittir. 2 üzeri 3. Bu 1 bölü olduğu için 2 üzeri eksi 3 olarak yazıyorum. 2 üzeri eksi 3 çarpmaya göre bölme işlemi yapılmış yani. Eksi 3. kuvveti. Buradan da üstler çarpılır. 2 üzeri 9 olarak yazarız. Buradan A'nın 9 olduğunu elde etmiş oluruz. Cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda sıralamayla ilgili. Burada A 9 üzeri 7, B 3 üzeri 15, C 27 üzeri 4 olarak vermiş. Bunların tabanlarını aynı hale getirebilirsiniz. A yerine 9 yerine 3 üzeri 2 üzeri 7 yazarız. Yani 3 üzeri 14. B yerine 3 üzeri 15 yazarız. C yerine de 27 yerine 3 üzeri 3 yazarsak 4. kuvveti 3 üzeri 12 olmuş olur. Burada sıralama dikkat ettiyseniz tabanların hepsi 3. O zaman üstleri küçük olan daha küçüktür. Bakıyorsunuz 12, 14, 15. O zaman C sayısı en küçük olandır. Daha sonra kim gelecektir? A sayısı, daha sonra da B sayısı gelecektir. Yani büyükten küçüğe doğru sıralanmış BAC'dir. BAC cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda da ondalıklı bir ifade var. Üslü sayı olarak da göstermiş. Şimdi bunları biz rasyonele çevirelim. Daha pratik, daha kolay olması için 0,25 yerine 25 bölü 100 yazıyorum. Bunun 3. kuvveti eşittir. 16 yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. Bunun x'inci kuvveti. Şimdi her bir ifade 25, 5'in karesi 10, 100, 110'un karesi. O zaman şöyle yazabiliriz. 5 bölü 10 karesi 3. kuvveti 2 üzeri 4x. 5 bölü 10 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti 2'nin 4x kuvveti. 1 bölü 2'de 2 üzeri eksi 1 olduğuna göre 2 üzeri eksi 6 eşittir. 2 üzeri 4x'ten eksi 6 eşittir 4x buluyoruz. X'in değeri de 4'e bölersek eksi 3 bölü 2 cevap A şıkkı bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda biraz karışıklıklar olmuş. Bu karışıklığı düzene sokalım. Önce şu üslü ifadeler var iki tane. Bunlar çarpım durumunda olduğu için hemen şunu şöyle yazıyorum. 1 bölü 8'in üstlerindeki ifade eksi 3 ile eksi 2 çarparsam 6 yapar. Çift olduğundan dolayı kuvveti çift. Eksi 1 bölü 8'in kuvveti çift olduğundan dolayı bu ne olur? 1 bölü 8'in 6. kuvvetiyle aynı olur. 8'in yerine de 2 üzeri 3 yazarsak 1 bölü 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti. 1 bölü 2 üzeri 3 de 2 üzeri eksi 3 anlamına geldiğine göre 6. kuvvetten, o zaman 2 üzeri eksi 18 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. A şıkkı. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda
Seçenekler var 1, 2, 3 diye. Hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Tek tek işlemleri yapalım. Eksi 1 bölü 4'ün karesi dediği zaman ne olacaktır? Eksinin karesi artı olduğundan dolayı burası nasıl ifade edilecek? 1 bölü 16 olarak ifade edilir. 1 bölü 16 çarpı 8 üzeri 3. 8'in yerine de 2'nin 3. kuvvetini yazıyorum. Eşittir bakalım 2 üzeri 11 gelecek mi? Şimdi biraz daha 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazarsam 1 bölü 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 9 olarak yazıyoruz. Buradan üslü ifade çıkartma işlemini yaparsak 2 üzeri 9 eksi 4 olarak yazacağız. 2 üzeri 5 elde ettik. 2 üzeri 11 bulamadığımız için bu birincisi yanlış. İkincisine bakıyoruz. Burada 1 bölü 10 10 defa çarpılmış. Bunun anlamı nedir? Bu işlemin uzunca yazılmasının kısaltılmışı ne olacaktır? 1 bölü 10'un 10 defa çarpılması bu şekilde gösterilir. Bunun düzenlemesini devam edelim. 1 bölü 10, 10 üzeri eksi 1 demektir. 10 üzeri eksi 1'in 10. kuvveti 10 üzeri eksi 10 olarak yazıyoruz. Buradaki ifademiz aynen yazılmış. O zaman bu doğru bir ifade. Üçüncüsüne bakıyoruz. 3 üzeri m'lerin 3 tane yan yana toplanmış. Bakın bu toplama işleminde bunun kısaltılmışı nasıl oluyor? 3 üzeri m yan yana 3 defa toplanıyorsa 3 ile 3 üzeri m'nin çarpılması anlamına gelir. Buradan da taban aynıysa üsler toplanır. 3 üzeri m artı 1 olarak yazarız. İfademizde de bu bilgiyi bize söylemiş. Dolayısıyla 3 de doğru oluyor. 2 ve 3 cevap D şıkkı bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar, karışık bir soru karşımızda. Bu karışıklığı düzeltmek için şimdi burada karıştıran 10 üzeri eksi 8 ifadeleri var. 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 8. Burada paydadan 0,001 yazmış. Bunun yerine de şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3. 10 üzeri eksi 3 olarak yazarız. Bunu biraz daha düzenlemeye çalışalım. Şimdi burada bakın. 10'un kuvvetlerinden kurtulmak için şurada 10 üzeri 9 ile çarparsam her tarafı pay ve paydayı 10 üzeri 9 ile çarpmak istiyorum. 10 üzeri kuvvetlerden kurtulmak için, eksili kuvvetlerden kurtulmak için biraz daha ifadeyi sadeleştirmek için o zaman yaparsam işlemi 0,43 çarpı 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 8'i çarparsam 10 olur. Artı 5,7 çarpı 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri artı 9'u çarparsam 10 üzeri 0, 1 yapar. Bölü 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 3'ü çarparsam 10 üzeri 6 yapar. 0,43 ile 10 çarpılırsa virgül sağa kayacağı için 4,3 yapar burası. Artı 5,7 yapar. Bölü 10 üzeri 6 yapar. 4,3 ile 5,7 toplarsam kaç yapacaktır? 10 yapacaktır. 10 bölü 10 üzeri 5. O da nedir? 10 üzeri 6 düzeltiyorum. 1 bölü 10 üzeri 5 yapar. O da 10 üzeri eksi 5 olarak bulmuş oluruz. B şıkkı. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda sayılar var gördüğünüz gibi. Zeynep 3'ün tam sayı kuvvetlerini sarıya boyuyor. Şimdi sarı renge boyanlar. Sarı renk Zeynep yapıyor bunu. Ne yapıyor? Tam sayı kuvvetleri. 3'ün 0. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti, 3'ün 3. kuvveti, 3'ün 4. kuvveti 81 yapar. 3'ün 5. kuvveti 81 çarpı 3 243 yapar. Ve 3'ün 6. kuvveti de 243 ile 243 ile 3 çarparsak 729 yapar. 3'ün 7. kuvveti 750'den fazla bir sayıdır. Zeynep bunları sarı renge boyuyor. Murat ne yapıyor? Murat ise 9'un kuvvetlerini maviye boyuyor. Mavi Murat'ın boyadığı 9'un 0. kuvveti, 9'un 1. kuvveti, 9'un 2. kuvveti. Ne olur 3'ün 4. kuvvetiyle 9'un 3. kuvvetini alırsam 10 olacaktır. 3'ün 6. kuvvetiyle 9'un 4. kuvveti 750'yi geçecektir. Bunlar da mavi renge boyanıyor. Sonra hem sarı hem maviye boyanan kareler yeşil oluyormuş. O zaman yeşillere bakalım. Bu yeşil eşit olanlar. 9'un birlesiyle 3'ün karesi eşit. Burası da yeşil. 9'un karesiyle 3'ün dörtlüsü eşit. Yani bu da yeşil. Ve 9'un üçlüsü de 3'ün altılısı. Bu da yeşil olacaktır. O zaman sarı olan kalanlar 3'ün birlisi, 3'ün üçlüsü, 3'ün beşlisi. Yani 3 tane sarı rengimiz var. Cevap C şıkkı.
Evet arkadaşlar, burada da yine eksilerle karıştırılmış bir ifade var. Bu ifadeyi düzene sokalım. Şimdi bir sayının tek kuvveti işareti yine eksi ise eksi, artı ise artı olur. Kuvveti tekse, o zaman bakın burada eksi x'in 5. kuvveti. Bu eksinin tek kuvveti olduğu için eksiyi başa yazarız. Eksi x üzeri 5 olarak yazıyorum. Devam ediyorum. Burada dikkat edin, 4 x'in kuvvetinde eksiyle bir ilgisi yok. O zaman çarpı eksiyi x üzeri 4 olarak çekiyorum. Ve burada bakın bu sefer eksi x'in eksi 6. kuvveti olarak söylemiş. Burada çift kuvvet olduğu için eksinin çift kuvveti olduğundan dolayı artı olacak. Artı yazıyorum. X üzeri eksi 6. Şimdi bu işaretleri çarpacak olursam eksi eksi artı artı, işaretlerden artı gelecek. Artı. X'in kuvvetlerine bakıyorum. Toplamasını yapıyorum. 5 artı 4 eksi 6. Yani sonuçta x üzeri 3 cevabını bulmuş oluyoruz. Cevap Adana. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda 0, 2, 3, 4 rakamlarıyla kullanılarak burada üslü bir ifadenin toplamı en büyük yapılmasını istiyor. Şimdi burada değerleri deneyeceksiniz. Bakın denediğimiz zaman şurada 3 üzeri 4 ifadesi kaç yapacaktır? 81 yapacaktır. 81. Geriye 0 üzeri 2 veya 2 üzeri 0 yazacağım. 2 üzeri 0'dan da 1 geleceğine göre bu toplam en fazla 82 olacaktır. Cevap Edirne. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda 3 üzeri a eksi 3, 9 üzeri 3 çarpı 27. İfadeleri biraz düzene sokalım. Burada tabanı 3'e göre çevirelim. A eksi 3 eşittir 9'un yerine 3'ün karesini yazıyorum. 3. kuvveti çarpı 27 yerine 3'ün 3. kuvvetini yazıyoruz. Buradan ifadeyi devam ettirecek olursak 3'ün 6. kuvveti, 3'ün 3. kuvveti, yani 3'ün 9. kuvveti olmuş oluyor. Demek ki a eksi 3 sayısı 9. A'nın değeri de kaç yapıyor o zaman? 12 yapmış oluyor. A'nın değeri 12. Hemen bize istenen işlemi sonuçlandıralım. 81 üzeri A eksi 6 demiş. A'nın değeri 12 olarak buldum. 81 üzeri 12'den 6 çıktı, 6. İfadeyi düzene sokarsak 81 yerine 3'ün 4. kuvveti olarak yazarsam 3'ün 4. kuvveti tekrar 6. kuvvetinden 3'ün 24. kuvveti, yani cevap C şıkkı bulunmuş olur.